Merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıflara asit ve baz tuzlar konumuzu bitirmiştik. 3. üniteyi bugünkü dersimizde ne yapacağız arkadaşlar? Bir sürü soru hazırladım size. En azından konumuz daha iyi pekisin diye bir sürü ne yapıyoruz? Soru çözüyoruz. Evet, bakalım neydi? Sorular demişiz. Sorulardan birincisinden başlayalım. Aşağıda verilen maddelerden hangisi asidik özellik göstermektedir demiş. Asidik özellik gösteren neler asidik özellik gösteriyordu arkadaşlar? Üzüm. Zaten cevabımız direkt ben burada ama bir bakalım bakalım. Diş macunu neydi? Baz. Çamaşır suyu neydi? Baz. Kireç neydi arkadaşlar? Baz. Sabun ne özellik gösteriyor? Baz özellik gösteriyor. Ama üzüm, elma, greyfurt, limon, portakal bunlar ne özellik gösteriyor arkadaşlar? Asit özelliği gösteriyor. Tamam, geçelim bakalım. Diğerini ne demiş bu sefer? Bazik özelliktedir demiş. Bazik özellik olan ne var? Cevap direktmen çıktı arkadaşlar. Ne geliyor cevabım? NH3 olarak ne yapıyor? Karşıma çıkıyor. Ama bakalım neydi bu? Hidrojen florür cam asidiydi değil mi arkadaşlar? Bütün asitler camda saklanırken HF ne yapmıyordu? Camda saklanmıyordu. O zaman bu gitti. Karınca asidi, sirke asidi, hidrojen değil mi? Monosülfür de normal bir asit özellik gösteriyor. Evet, gelelim hangileri indikatör yani belirteç için doğrudur demiş arkadaşlar. Bakalım her indikatörün renk değişimini gösteren belli pH aralığı vardır. Evet, asit de asit, baz da baz diyebiliriz. Asidik veya bazik özelliğe göre renk değiştirirler. Evet, bir ile ikinci öncülümüz aynı. Metil oranj bir indikatör örneğidir demiş arkadaşlar. Şimdi metil oranj, metil kırmızısı, fenol fitalein bunlar neydi arkadaşlar? Bunlar bizim kimyasal indikatörlerde ama çay, üzüm suyu veya karalahana, hatta hocam karalahana değil kırmızı lahana ya da mor lahana, bunlar da bizim normal doğal indikatörler dediğimiz indikatörlerimizde. O zaman üçü de doğru olduğu için cevabımız ne geliyor arkadaşlar? E seçeneği geliyor. Bakalım tuzlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi tuz denildiği zaman aklıma ne gelecek? Asit ya da bazın nötralleşmesiyle oluşan ne arkadaşlar? Tuz. Ha, bir de asidik tuz var, bazik tuzum var, bir de nötr tuzum var. Nötr tuzum nötralleşme sonucu. Yani asidim de kuvvetli, bazım da kuvvetliydi. Ama asidik tuz özelliğine kuvvetli asit, zayıf baz. Bazik özellik gösteren tuzum ne? Kuvvetli baza, zayıf asit değil mi arkadaşlar? Ve tuzlar neydi? Katı halde elektriği iletmezken sulu çözeltileri ve sıvı hali neye iletiyordu? Elektriği iletebiliyordu. Evet, bu da tamam. Ne diyebiliriz arkadaşlar? Tuzlar ne olarak çözünüyordu? Tuzla şeker ÖSYM ayrımını soruyor demiştik bize değil mi? Tuzlar iyonik karakterli olduğu için iyonik olarak çözünüyor. Ama şeker neydi? Moleküler olarak ne yapıyordu arkadaşlar? Çözünüyordu. Bakalım moleküler yapılıdırlar demiş. Cevabımız hemen çıktı. Değil, iyonik yapılıdırlar. Asit ve bazların tepkimesiyle oluşur. Doğru. Oda koşullarında katı haldedir. Evet, doğru. Genellikle renksizdirler. Evet, biz zaten tuzların özelliklerini incelediğimizde bir önceki dersimizde neydi arkadaşlar? Geçen haftakinde yani. Beyaz kristal yapılı ve renksizlerdi. Sulu çözelti elektrik akımını iletir. O zaman cevabın ne gelmiş oldu? A seçeneği gelmiş oldu. Hangileri ele kayganlık hissi verirler diyor. Ele kayganlık hissi verenler kimler arkadaşlar bizim? Bazlar değil mi? Ha, baz olması için. O zaman bakalım. Deterjan, evet, baz özelliğinde çamaşır suyu ve amonyak. O zaman ne geldi? Edirne. Üçü de bizim için ne? Ele kayganlık hissi ne yapar arkadaşlar? Verir. Geçelim bakalım. Neymiş? Yukarıda bir bilgi verilmiş. He, şimdi burada sadece ne var arkadaşlar? Oksijen. Yapıda. Şuraya gidelim. Eğer oksijen atomu varsa ne arkadaşlar? Metal ve ametal atomlara bakılır. Değil mi? Çünkü neydi? Metallerin oksitli bileşiği bazik özellik, ametallerin oksitli bileşiği A'dan aklımıza gelecekti. Asidik özellik gösterir de. Zaten yukarıda da bana vermiş. Adam açıklamasını yapmış. Ne demiş? Bazik özellik gösterir metal oksitler, ametal oksitler de ne demiş arkadaşlar? Asidik özellik gösterir. Molekül yapısında oksijen atom sayısı fazla ise. Tamam. Na2O. Na ne? Metal değil mi? O zaman bu ne özellikte?
bazik özellikte. N2O5, N'li arkadaşlar ametal. Bak buraya zaten vermiş. Eğer hiçbir şey 17 değil, N7 bize yanlış vermiş burada. Açtığımız zaman da son değerlik elektron sayısı 1, 2, 3 bana metali veriyor. Ama 3'ten sonra 4, 5, 6, 7 bana kimi veriyor? Ametal olduğunu gösteriyor. E o zaman bu ne gelecek arkadaşlarım? Asidik gelecek. CaO metal olduğu için bana neyi verecek? Bazik getirecek. Alüminyum ne demiş? Oksit demiş. Bu da bana neyi verecek arkadaşlar? Amfoter ve oksitli olduğu için metal özellikteyse bazik. Ama kükürt trioksit bana neyi verecek arkadaşlar? Asidi verecek. Soru da bana diyor ki hangileri asidik özellik gösterir diyor. 1 ve 2 tanem ne arkadaşlar? Asidik özellik gösteriyor. Yani 2 tane diyebiliriz. Gelelim bu sorumuza. Bakalım bu sorumuz ne gelecek? Tuzlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Yemek tuzu sodyum klor olarak bilinir ve en çok kullanılan tuzdur. Evet, kristal yapılıdır. Evet, asit ve bazın tepkimesi sonucunda oluşur demiş. Bu da doğru. Bazdan gelen eksi yon ile asitten gelen artı yonların birleşmesiyle oluşur demiş. Peki, sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Evet, doğru. Şimdi A, B, C, E'yi ben biliyorum, eminim. Cevap çıktı Deniz'le ama şimdi tuzlar nereden geliyor arkadaşlar? Mesela buraya yazalım. HNO3 artı Koh bileşiğini aldığımız zaman buradan kim geliyor? Eksi geliyor değil mi? Buradan kim geliyor? Artı geliyor. Sonuçta ne oluşuyor? Potasyum nitrat. Ama bak bazdan ne geldi? Bazın artısı, yani bazın katyonu ile asidin nesi geldi arkadaşlar? Anyonu. Yani bazdan gelen artı ile buradan asitten gelen eksi birleşerek ne oluşturur? Tuz oluşturur. Cevabımız D seçeneği. Sulu çözeltilerde H artı iyonu veren maddeler asit denir. Evet, güzel. Aşağıdakilerden hangisi asit olamaz demiş arkadaşlar. Cevap çıktı. Hep fark ettiysek aynı tarzda sorularımız var. Kitaplarınızdan ödev vereceğimiz zaman ve geçen hafta demiştim ki sonu, yani konularımız bitti. Yavaş yavaş artık asitten ne yapabiliriz? Soru çözebiliriz. Ve gruplara ne yapmıyoruz arkadaşlar? Sadece belli başlı öğrenciler atıyor soru. Ve asitten atan sadece Sude'ydi. Ne yapıyoruz? Bütün 10. sınıfları ben aktif olarak bana soru atmasını bekliyorum. Lütfen evde kalıyorsak bunu avantaja çevirelim arkadaşlar. Tamam mı? Geçelim bakalım. Aşağıdaki oksitlerden hangisinin sulu çözeltisinin turnusol kağıdına yaptığı etki sönmemiş kireç çözeltisininkiyle aynıdır? Ha. Şimdi sönmemiş kireç ne? Oksit bileşiğini mi vermiş arkadaşlar? Ne özellikte? Bazik özellikte. O zaman bana diyor ki bu diyor turnusol kağıdını etki ediyorsa diyor, maviye çeviriyorsa diyor, bana burada mavi olanı soruyor. CO nasıl? Nötr oksit. Değil mi? Arkadaşlar SO2 nasıl ametal olduğu için asidik özellikte. CO2 ne özellikte? Asidik özellikte. PKO5 ametal olduğu için ne özellikte? Asidik. Ama K2O bak metal. Metallerin oksitli bileşiği bana neyi sağlıyor? Baziği ne yapıyor? Sağlıyor. O zaman ne geldi cevabım? Edirne geldi arkadaşlar. Evet, bakalım maddelerden hangilerinin sulu çözeltisi bazik özellik ne yapar arkadaşlar? Gösterir. Evet, bakalım. Bakalım. Öyle bir köfte kokuyor ki. Aynen ya. Buram buram arkadaşlar. İbrahim Hoca maskesini takmış. Demek ki diyor ki benim işim bitti. Sen daha çalış, ben gidiyorum diyor. Peki. Hocam. Görüşmek üzere hocam. Kendine iyi bak. Duman geliyor. Bakalım arkadaşlar, sulu çözeltisi bazik özellik ne yapar dedi? Gösterir dedi. O halde hangilerinin sulu çözeltisi bazik özellik gösteriyor? Asetik asit, yani sirke asidi ne özellikte? Asit. Hidrojen siyanür ne özellikte? Asit. Ama amonyak ne özellik gösterir? Baz özellik gösterir. Fark ettiyseniz asit ve bazlarda 11. sınıfta işlemlere geçtiğimiz zaman da ÖSYM'nin de dikkat ettiği nokta her zaman NH3, yani amonyaktır arkadaşlar. Bunu ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Soru gelirse amonyak üzerinden gelir. Yani cevabım Bursa. Yalnız 3 oldu. Geçelim diğeri sorumuza. Bakalım ne demiş? Hangileri doğru verilmiştir? Ha, bu sefer ne diyor bana? Bileşik adı diyor. İyi de hocam biz bunları ne zaman öğrendik? 9. sınıfta, 10. sınıfta ne alaka? Arkadaşlar asit ve bazların da bana... İyi yaşa hocam.
Geleneksel adını, sistematik adını ne yapar? Benden ister. Bakalım CH3COOH. Ben bunu ne biliyorum? Asetik asit olarak biliyorum. Ve veya yaygın adı olarak ne biliyorum? Sirke asidi değil mi arkadaşlar? Keskin bir kokusu var. O zaman ne gelecek? 1C gelecek. Aa, cevap zaten direktmen çıktı. Bakalım potasyum hidroksit. Hidroksit gredildiği zaman OH'a bakıyorum zaten. Baz özellikle evet 2A geliyor. Hidrojen siyanürde ne geldi arkadaşlar? Bursa geldi. Cevabım ne gelmiş oldu? C seçeneği gelmiş oldu. 10. sınıfında olduğu için asit ve bazda hep aynı tarz sorular ve soruların basitliği her zaman aynı düzeyde, yani kolay olarak ne yapar arkadaşlar? Gider. Şimdi bana ne demiş? Kesinlik demiş değil mi? Bakalım kırmızı turnusol kağıdını maviye çeviriyor. Peki sanki bazımsı gibi. Sulu çözeltilerinde OH iyonu veriyor. Tamam, baz. Zeynep de diyor ki NH3, KOH ve NH gibi bileşikleri örnek olarak verebiliriz diyor. Burada da X maddesi varmış. Hangileri kesinlikle söylenebilir? X tuzdur. Bence hayır. X'in tadı ekşidir. İyi de asidin tadı ekşiydi. X asittir. Bu da yanlış. X'in sulu çözeltisi elektrik akımını iletmez demiş. Arkadaşlar asit ve bazların sulu çözeltileri her zaman elektrik akımımızı ne yapıyor? İletiyor. O zaman ele kayganlık hissi verir. Demek ki X'im ne gelecek arkadaşlar? Baz olarak karşımıza çıkacak. Cevap A. Gelelim diğer sorumuza. N2O3. Ha, şimdi oksitli bileşik olduğu için ve ne demiş bana? N2O3. Bu ne özellikle arkadaşlar? Azot hangi grubumda? 5A'da, yani ametal özellikte. O zaman bu yapı bana neyi veriyor? Asidik özelliği sağlamış oluyor. Bakalım suda çözündüğünde suya OH iyonu verir. Hayır arkadaşlar, asitliği sağlar. Sulu çözeltisi elektrik akımını iletir demiş. Evet bu doğru. Sulu çözeltisi mavi turnusolun rengini kırmızıya boyar. Evet asit olduğu için öyle. Asidik oksittir doğru. Ametal oksittir. Bu da doğru. Demek ki cevabım ne geldi? Adana geldi. Bakalım Zeynep kimya öğretmenine tuzlarla ilgili aşağıdaki bilgileri ne yapıyormuş? Veriyormuş. Bakalım bir neymiş? Kaç tanesi doğrudur diyor. Zeynep demiş ki hocasına, asitler ve bazların tepkimeleri sonucu oluşur. Doğru. Kim için? Tuzlar için. Suda çözündüklerine iyonlarını ayrışır. Evet, iyonik yapıda olduğu için moleküler halde çözülmesini beklemiyorum. İyonlarını ayrışarak çözülmesini bekliyorum. Katı halde elektrik akımını iletir. İyi iletir demiş bir de. İyi de Zeynep şöyle bir şey de söyleyebilir bir hoca olarak, yani ben de Zeynep'in hocasını düşünüyorsam ben kendim adına. Diyorum ki iyi de sen akşam çorbaya tuz atıyorsun ya da salataya tuz atıyorsun, ne halde? Katı halde. Katı haldeki tuzlar elektrik akımını iletirse sen ne yaparsın? Çarpılırız değil mi arkadaşlar? O zaman tuzlar katı halde elektrik akımını iletmez. Cevabım ne gelmiş oldu? 1 ve 2. C seçeneği gelmiş oldu. Bakalım. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş arkadaşlar. Genellikle cam veya plastik kaplarda muhafaza edilirler. Doğru. Şimdi cam ve plastik kapta muhafaza ediliyorsa ne olabilir? Asit. Biraz daha aside yaklaştım değil mi? %51 daha asit diyebilirim. Aktif metallerle etkileşerek H2 gazı açığa çıkar demiş. Evet, kesinlikle doğru. H2 gazını kimler çıkartıyor özellikle aktif metallerle arkadaşlar? Kuvvetli asitler değil mi? Cildi tahriş eder demiş. Evet, cildi ne yapıyor? Asitler tahriş ediyor. O zaman bakalım hangisi olamaz? HCl asit türevi, HNO3 asit türevi, hidrojen siyanür, sülfürik asit ama NaOH ne özellikle arkadaşlar? Baz özellikte. Sıkıntı var mı? Cevabımız ne gelmiş oldu? Adana geldi. Bakalım bu sorumuza. Bu soruda bana ne vermiş? pH metre vermiş değil mi arkadaşlar? Şimdi 7 ile 0 arası bana ne özellikti? Asit. 7 ile 14 arası bana ne özellik gösteriyordu? Baz. 7 peki neydi? Nötrdü değil mi? pH, yani nötralleşme denildiği zaman aklıma 7 gelecek. pH 7 ise, ortam nötrse denildiği zaman direkt ben 7, 7, 7 kavramı bizim için önemli. O zaman bana demiş ki bazik özellik gösterir demiş. 7 ile 14 arasında kalanlara bakıyorum. Ne geldi arkadaşlar? Denizli. D ve E ne yapıyor? Bazik özellik gösteriyor. Geçelim diğerine. Ha, bu sefer bana ne demiş? Yine aynı da başka bir benzer soru vermiş. Şimdi bana diyor ki OH, yani hidroksit sayısı kimden fazlaymış? Hidrojenden fazlaymış. Demek ki burası baz. Burası ne? Hidrojen hidroksitten fazla. O zaman burası ne? Özellikle asit. Bunlar birbirine eşitse burası ne? Özellikle geldi arkadaşlar. Nötr özellikle geldi. Peki hangileri bazik? O zaman yalnız bir ne özellikte? Baz özellik gösteriyor.
hangileri kullanılabilir demiş. Ha, şimdi mollü sorular burada çok fazla işlem yok biliyorsunuz ama mollü sorular biraz daha ne arkadaşlar işleme tabi. Ha, bunun için ben ne yapmam lazım? Sorudaki hidrojen sayısıyla OH sayısına dikkat etmem lazım. Şimdi bir bileşikte hidrojen sayısına ve OH sayısını belirtilen sayılara biz tesir değerli diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi gelelim bana. Bunu aç diyor bana. Ben bir bunu açayım. Diyor ki bana ki biz bunları zaten açmayı nerede öğrendik? Birinci ünitemizde öğrenmiştik değil mi arkadaşlar? Şimdi bu ne kadarmış? 0.1 molmuş. E magnezyum da 1 molde 0.1 ise 1 molde ne kadar geldi? 0.1 geldi. 2 molde ne kadar gelecek arkadaşlar? 0.2 mol olarak ne yapacak? Karşıma çıkacak. Peki diyor ki bana tam nötrleştirebilmek için diyor. Tam nötrleştirebilmek için hidrojen sayım kime eşit olmak zorunda? Mol sayıları hidroksite eşit olmak zorunda. Tamam bu da güzel. O zaman 0.1 mol HCl. Arkadaşlar HCl'yi açtım. H artı Cl eksi. Bu ne kadarmış? 0.1'miş. Bu ne kadar geldi? 0.1 mol. İyi de birinci olmuyor. Çünkü niye? Bana 0.2'yi sağlaması lazım tam nötralleşebilmesi için. O zaman 1 gitti. 2'ye geldiğim zaman ne diyor bana? H2SO4 2 tane H artı artı SO4 eksi 2 olarak ne yapıyor arkadaşlar? İyonlarına ayrıştı. Kaç molmüş bileşiği? 0.1 molmuş. E buradan kaç molüm var? 2. E 2 ile çarp zaman ne kadar geldi? 0.2. He. Bu da 0.2, bu da 0.2. O zaman 2 olabilir gibi. Ben zaten 1'i ne yaptım arkadaşlar? Eledim. Burada ne diyor bana? 0.2 mol NH3 diyor. İyi de bana verdiği yukarıdaki kim özellikte? Baz özellikte. NH3 de baz özellikte. Baz bazla asit asitle nötralleşebiliyor mu? Hayır nötralleşemiyor. Ben size ne dedim? Asit bazlarla sadece nötralleşebilir. Bazlar da asitlerle nötralleşebilir. O zaman cevabım ne gelmiş oldu arkadaşlar? 2 gelmiş oldu. Bu soruları dikkatli ne yapıyoruz? Çözüyoruz. Çünkü karşımıza gelir. Soru kaçırmanızı istemiyorum. Tamam mı? Şimdi gelelim bakalım. Burada da aynı şekilde bana diyor ki 1.2 mol NaOH içeren bir sulu çözeltiyi tamamen nötrleştirmek için asitten 0.4 mol kullanıyormuş. Ha. Benim elimde neyim varmış? NaOH. Ben bunu ayırdım. Na artı OH eksi. Kaç molmuş arkadaşlar bundan? 1.2 mol. O zaman 1'e 1.2 ise 1'e ne kadar gelecek? 1.2 mol gelecek. Bir de benim elimde ne diyor? Asit varmış. Bu asitten ne kadarmış arkadaşlar? 0.4 molmuş. Ha. Ben bu asidi 1.2 yapabilmek için. Çünkü niye? Nötr diyor bana. Nötr özellikle neydi? Hidrojen sayım kimi eşitti? Hidrojenin mol sayısı, hidroksitin mol sayısına eşitti değil mi arkadaşlar? O zaman bakalım ben 0.4 ile neyi çarparsam 1.2 olur? 3 mollük hidrojenimi çarparsam 1.2 olur. O zaman bakalım burada kaç tane var diyeceğim? 4 ama hayır ben bunu ayırdığım zaman neydi arkadaşlar? Eksi artı H artı. Demek ki bir tane veriyor. Biz asit ve bazların tanımını nasıl yapmıştık? Bunlar istisnaydı. Bunları yazmıştık hatta. Ve biz ne dedik arkadaşlar? Hızlı konuştum ve yoruldum değil mi? Şimdi buna gelelim. Sulu çözeltiye ya da suya H artı veya OH verebilenler neydi? Asit veya baz özellikle. Bu bir tane veriyor. Bu gitti. H2SO4 burada iki tane var. O zaman buradan kaç geldi? 0.8 mol geldi. Kurtardı mı? Hayır kurtarmaz. Çünkü niye? 1.2'ye ihtiyacım var. E zaten yukarıda bazım vardı. Bazı zaten sildim. E buradan bir tane geliyor. 0.4 ama buradan ne kadar geliyor? 3 tane H artı. E benim X'im ne kadardı? 0.4. Burası ne kadar geldi? 1.2. Demek ki cevabım ne gelmiş oldu? Edirne gelmiş oldu arkadaşlar. Bakalım diğerine. Bana ne diyor? HNO çözeltisi ile nötralleşme tepkimesi veren bir madde ile ilgili. HNO ne arkadaşlar? Kuvvetli ne özellik gösteriyor? Asit özellik gösteriyor. Bununla nötralleşme verebilen ne özellikte? Baz özellikte değil mi? Sulu çözeltisinde OH iyonu bulunur. Evet doğru. Sulu çözeltisi elektriği iletir. Evet bu da doğru. Asidik oksit olabilir. E asidik oksit olabilirse arkadaşlar nötralleşme tepkimesi veriyor mu? Vermiyor. Cevabım ne gelmiş oldu? 1 ve 2 gelmiş oldu. Bakalım burada da yine aynı. 2 mol HCl ve 2 mol MgOH2 içeren çözeltiler oda koşullarında karıştırılıyormuş. O zaman hemen açtım.
Magnezyum hidroksiti mi açtım arkadaşlar? Artı bunlar tabii suda formu olduğu için bu sefer tam şöyle yazayım size. Aqua formu. Bundan kaç molmuş? 2 molmuş. Bundan kaç molmuş? 2 molmuş. Bundan ne kadarmış arkadaşlar? 4 molmuş. Bir de benim elimde neyim var? HCl var. Diyor ki bana HCl'yi de ayır. H artı aqua formu artı klor aqua formu diyor. Bundan 2 molsa bundan ne kadar? 2 mol. Bundan ne kadar? 2 mol. Bana diyor ki bunlar karıştırılıyor ve tam nötralleşme oluşuyor. Tamam. Ama kimin mol sayısı fazla? OH'ın kimden fazla arkadaşlar? Hidrojenden. O zaman karışsa bile oluşan tuz ne özellik gösterecek? Baz. Nötrleşme tepkimesi gerçekleşir. Doğru. Son çözelti bazik özellik taşır. Evet, zaten yaptık, orada işlemlerimiz var. Magnezyum klorür tuzu ve su oluşur demiş. Evet arkadaşlar, ne yapacak? MgCl. Burada neyim? Asitten anyon, bazdan katyon birleşecek. Nötrleşmede ne oluşuyordu? Tuz ve su oluşuyordu. O zaman üçü de ne gelmiş oldu? Doğru. Yani Edirne cevabımız.